Selam arkadaşlar, Murza Yumak YouTube kanaldasınız. Hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz runner modelini anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Önce hemen bir kısa bilgilendirme yapalım. Pamuk makrame ipi kullandım. Şöyle 2 milim diye geçiyor. Üstüne yazmıyor. Çok baktım ama üzerinde yazmıyor milimi. 2 milim diye geçiyor diye biliyorum. 5,5 milim de tığ kullandım. Şöyle 5,5 milim de tığımız var. Daha küçük kullanılabilir miydi? Kullanabilirdi ama ben tok durmasını, sert durmasını istemediğim için biraz daha büyüttüm numarayı. Hemen ölçülerinden bahsedelim. 145'e 145, özür dilerim, 145 püskülden püsküle, 40 da eni. Adet olarak almıştım ahşap boncukları, gram işi satılmıyordu. Onlarda yaklaşık 60 tane kullanmışım. Ama tabii sizin dağıttığınız şeye göre, yani sıklığa bağlı farklı bir şekilde kullanırsanız da eğer daha çok gidecektir. Yaklaşık bu civarda alırsanız da yeterli olacaktır. Başka bilgilendirmek istediğim, pamuk makrame dedik. 4 adet kullandık dedik 250 gramdan. Püskülden püsküle 145 santim, eni de 40 santim. O zaman hemen yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi renkli bir ip kullanacağım ki kamera açısında daha görünür olsun diye. Bir de birebir ölçülerini yapmayacağım tabii ki. Şimdi ben size örnek olsun diye hem yanımda olsun görün istediğim için ördüm. Şimdi bir tane küçük çalışacağız. Bayağı bir minik olacak. Sadece modelini anlatmaya çalışacağım. Ben tabii ki birebir yaptığım runner'ın ölçülerini hem santim olarak hem zincir olarak şimdi vereceğim zaten. Şöyle, bunu da zincir kabul ediyorum. Bir tane zincirim oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane yapacağım. Bir, iki, üç de trabzan olarak devam edeceğim için bir artı 3 tane daha çekeyim. Şimdi bu kısımda ben dediğim gibi minik yapıyorum şu anda size göstermek için. Bu kısımda ben toplam 61 zincir çekmişim. Ve 61 zincirin, eğer farklı bir ip kullanırsanız santimini baz alın, daha güzel olur. 43 santim olmuş. Yani ben 43 santim zincir çekmişim bu modelde. Toplam 61 zincir oluyor. Eğer aynı ipi kullanacaksanız 61 zincirle devam edebilirsiniz. Ama farklı ip kullanacaksanız santimini ölçün. Ona göre daha net olarak yapabilirsiniz. Şimdi üzerine aldım. 1, 2, 3, 4. batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Model boyunca hep trabzan dediklerim ikili trabzan olacak. Farklı bir trabzan kullanmıyorum. Üzerine aldım. Sıradaki boşluğa batıp yine ikili trabzan yaptım. Üzerine aldım. Yine sıradaki zincire batıp bu şekilde hızlı hızlı sıranın sonuna kadar geliyorum. Sadece trabzanlar yapıyoruz. İlk sıramız bu şekilde. Şimdi hızlıca örüyorum. Bu runner modeli birebir aynısı değil ama bu tarzda gerçekten şu işte biliyorsunuz o markaları, artık birçok markanın home mağazaları da var. Gerçekten orada akla hayale gelmeyecek kadar pahalıya satılan bir model. Benzer modelleri orada çok gördüm. Yani gerçekten kendiniz yapıp hem satış anlamında yapabilirsiniz hem kendi evinize yapıp kullanabilirsiniz. Bence faydalı olacaktır inşallah. Üzerine aldım son kez. Son zincirimi de yaptım. İlk sıram tamamen trabzanlardan oluştu. Şimdi çok sık olmayacak şekilde iki zincirimi çektim. Ve çevirdim. Üzerine aldım. Şimdi bu kısım önemli. Burada artırma yapmamamız gerekiyor. Eğer şu kısma batarsam, şöyle çıkarayım. Şu kısma batarsam artırma olacaktır. Ama bakın zaten her bir trabzanın hizasında olması gerekiyor bir diğer trabzan. Buraya batarsam zaten bu kısma batmış olurum. Ben şimdi şu kısma batacağım ki
Her bir trabzanın üstünde bir trabzan olsun. Üzerine aldım. Şu kısmı batarak. Bu sırayı da tamamen trabzanlardan oluşturuyoruz. Farklı hiçbir şey yok. O yüzden hızlıca örüp dönüyorum. Sonuna kadar trabzan yapıyorum. Şimdi son kısım da önemli. Burada da bazen yanlışlıkla son kısma batmadığımız için eksiltmeler olabiliyor. Sayılar önemli. Şu kısımların düzgün olabilmesi için eksilme ya da artırma yapmamamız lazım. Şimdi bakın sanki bitmiş gibi duruyor. Şöyle tutunca ama hayır. İsterseniz trabzanları sayabilirsiniz. Ben bile mesela inanın böyle 5-6 sırada bir hep saydım. Çünkü istem dışı hızla örebiliyoruz, bazen yorulabiliyoruz vesaire. Gözümüzden kaçabiliyor. Bence trabzanları sayabilirsiniz. Şimdi son kısım burası. Bakın şu kısma da batmam gerekiyor. Şu kısma. Eğer buna batmazsam azaltma yapılacaktır çünkü. Bakın şöyle dediğim gibi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mesela. Ben bunu sürekli sayarsam, yani sürekli derken işte 5-6 sırada bir vesaire, o zaman gözümden hiç kaçmayacaktır. İki zincirle yine yukarı çıktım ve çevirdim. Yine şu şekilde hemen bu kısma batarak. Şimdi ben ilk ne yapmışım? 2, 4, 6. 6 taneden sonra hemen boncuk koymuşum. Bu tamamen size bağlı. Ben göz kararı, inanın sayarak da gitmedim. Ne yapmışım? İşte 6 buradaysa şurada 8 olmuş. Yine 7, 8. Bu şekilde ilerlemişim. Göz kararı koydum. Sadece şimdi şunu anlatayım. Buralar göz kararı oldu ama sadece ikinci sırada bir tık daha sağdan yaptım. Yine ortaladım. Mesela şunun ortasına yapmaya çalıştım. Yine bunun ortasına, ortasına. Bir diğerde de şu sıralamaya dikkat ettim. İlki neredeyse üçüncü de onda olsun istedim. İlki neredeyse üçüncü de olsun. Tam tersi dördüncü de 2 ile hizalamaya çalıştım. Hani daha düzgün dursun diye. Bu tamamen size kalmış. Ben şimdi nasıl ahşap boncuğu koyduğumu yerleştirdiğimi göstereyim. Şimdi burada şöyle yapalım. İlkini normal trabzan yapar gibi ilk ikisini çıkarıyorum. Ama burada tığımı çıkarıyorum. Çünkü çok kalın bir tığım var. İnce bir tığla örgü örseydim bunu yapmayacaktım tabii ki. Çok daha ince bir tığ alıp bir tane boncuk geçiriyorum. Bakın yarıdayım. Trabzanın yarısındayım. Bunu da buradan alıp geçiriyorum. Bu kısım önemli. İyice çekiyorum. Bakın hala ince tığdayım. İlk ikisini çekip şimdi kalına geçiyorum. Bunları da tabii kaçırmayalım. Bu kısım zor gelirse yine ipi geçirdikten sonra, yani şöyle yapalım. Bir kez daha göstereyim. Yarım trabzanımı yaptım. İnce tığımı aldım. Çünkü ipim tığımdan geçmiyor boncuğum. Geçirdim. Ve sonra tekrar kalına geçtim. Böyle yaparsak evet daha kolay olacaktır sizler için. Üzerine aldım. Ama burada sıkı tutuyorum ipimi. Çünkü gevşemesin istiyorum ki aralık kalır bu sefer. Tamamlıyorum. Şimdi örmeye devam ediyorum. Ne oldu? Arkada kaldı gibi değil mi? Şöyle yaptığımız zaman sıkı bir şekilde ön tarafa geliyor. Hiç merak etmeyin. Şimdi bir kez daha göstereceğim. Şöyle bir orantılayalım. Sanki gerçekten uzun bir model yapıyormuşum gibi olsun. Hızlıca yaptım. Dediğim gibi bu sayılara takılmayın. Ben böyle yaptım. Yani sizler dilediğiniz gibi, dilediğiniz kısımlara koyabilirsiniz. Belki çok çok daha sık kullanacaksınız. Belki daha az kullanacaksınız. Şimdi bir tane daha koyuyorum boncuğumdan. Üzerine aldım. İki tanesini geçirdim. Burayı biraz şöyle gevşek tutun ki
kaçmasın. İnce tığımı aldım. Boncuğumu alıp ipimi de hepsinden aynı anda geçirdim. Sonra yine kalın tığıma geçtim. Burayı ama sıkı tuttum. Şöyle bakın, sıkıyorum bayağı. Üzerine aldım. Normal şekilde trabzanımı yapmaya devam ettim. Ve bu şekilde boncuklu sıramı tamamlamış oldum. Bakın. Şimdi 3 sıra, 2 sıra normal trabzan yapmıştım. 1, 2 sıra normal trabzan yaptık. 3. sırada boncuklu trabzan yaptık. Şimdi 4. sırada şu kafes trabzanlara geçiyoruz. Yine 2 zincirimi biraz açmam gerekiyor. İki zincirimi çektim, ters çevirdim. Şu arkadan da böyle görünüyor. 3 zincir çekiyorum kafes yapacağım için. Üzerine aldım. Şimdi bir tane normalde şuraya batıyorduk. Burayı atlayıp bir diğerine batıyorum. Ve ilk kafesim oluştu. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane trabzan tepesi atlayıp bir diğerine batıyorum. Bir tane zincir, bir tane atlayıp bir diğerine batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Ve bu şekilde kafesli trabzan sıramın ilk ini. Bakın şurayı da kaçırmayalım. Şimdi şurada bir tane daha var aslında. Burayı kaçırmıyoruz. Burayı atlıyorum. Şuraya atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir tane zincir. Bir sonrakine. Şimdi burada baktınız, sayı denk gelmedi. Bakayım benim iki de denk geliyor mu? Hayır, gelmiyor. Çünkü burada son trabzanım var. Bakın bir tane şey atlayıp bir diğerine yapıyordum. Hiç önemli değil. Bu kısma bir tane daha trabzan yapın. Benim burada da denk gelmedi. Hiç onu sayıp uğraşmadım. Diğer tarafta kalıyor olabilir. Açıdan dolayı gösteremeyeceğim şimdi. Hiç önemli değil kısacası. Ha, çok takılıyorsanız onu hesaplayıp yapabilirsiniz ama bence hiç önemli değil. Şimdi trabzan üstlerine trabzan denk gelecek. Kafesin üstüne kafes. O yüzden ilkini yaptım. Bir zincir atladım. Şimdi kafes sırasındayım çünkü. Aynı noktaya trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Yine kafesimi oluşturdum. Bir zincir atlayıp trabzanın tepesine geçiyorum. Bu şekilde iki sıra oluşturdum bile. Toplamda 3 sıra kafes yapacağım arkadaşlar. 3 sıra kafesten sonra da şu kısma gelip hizasına bir tane boncuk koyacağım. Şimdi ben hızlıca 3 tane kafes, 3 sıra. Şimdi ikinci sıradayım. 3 sırayı tamamlayayım. Sonra bir kez daha boncuk yerleştirmeyi görüp artık modeli sonlandıralım. Çünkü farklı hiçbir şey yok. Nasıl püskün takıyorum onu göstereyim. Evet arkadaşlar. File trabzan kısmını da yaptım. 3 sıra. Burası da yine tamamen sizin keyfinize kalmış. Ben 3 sıra sonra işte ahşap boncuk koyup yine 3 sıra yaptıktan sonra yine trabzan. 3 sıra yapıp işte ahşaplı trabzan. Bu şekilde devam ettim. Bu tabii ki sizin zevkinize kalmış. Dilerseniz bu kısımları artırabilirsiniz. Tam tersi bir tane file yapıp boşluk yapıp öyle devam edebilirsiniz. Ama bence bu gayet ideal oluyor. Belki 4-5 sıra olabilir. 4 olmaz gerçi. Çünkü ön tarafa gelmesi lazım ahşapların. Ona da dikkat edin boncukların. Belki 5 sıra olabilir gibi, tek kat olması lazım. Neyse, siz bunu yaparak dediğim gibi keyfinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şimdi normal trabzan kısmına geldim ve bu kısımda boncuk koyacağım. 2 sırayla yine yukarıya çıktım. Şimdi burada ne yapıyorum? İçine batıyorum bir tane. Bir tane de trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane boşluğa. Bir tane de
tepesine. Dikkat edelim burada artırmalar vesaire olmasın. Bakın ben şurada artırma yapmışım. Burası yan yana olması gerekiyordu. Hemen dikkat etmemişim, özür dilerim. Hemen düzeltiyorum. Buraya yan yana iki tane yapmıştım ya, denk gelmemişti. Bu kısımlarda file devam etti, kafes. Bu sırada da denk gelmediği için iki tane yan yana yapmıştım. O yüzden arasında zincir olmaması gerekiyordu. O yüzden hemen sıradaki trabzanıma battım. Evet. Şimdi boşluğa bir trabzan. Sonra da trabzanın tepesine bir tane. Bir tane boşluğa trabzan. Bir tane tepesine. Şimdi ölçüyorum. Orta kısma denk geldiği zaman şöyle ikisinin ortasına bir tane boncuk koyacağım. Galiba bir iki tane daha yapmam gerekiyor. Bir tane ortaya, bir tane trabzanın tepesine. Evet, şimdi boncuğumu koyacağım. Şuradan bir tane alalım. Yine önce yarım yapıyorum. İnce bir tığıma geçiş yapıp boncuğumu da tığıma şöyle alıyorum. Sonra şöyle gerdirerek ipimden çekiyorum. Bu kısımda yine kalın tığıma geçip normal örgüme devam ediyorum. Şöyle burayı sıkıyorum yine. Sırada neresi var? Trabzan tepesi. Trabzan tepesine normal trabzanımı yapıyorum. Sonra yine bir tane boşluğa, bir tane trabzan tepesine, bir tane boşluğa. Şimdi de boncuğumu şöyle ön tarafa alıyorum. Bakın bir sonraki boncuklu trabzan yaptığımda yine hizalayacağım. Bunların hizasına 1-2 yapacağım. Bir sonrakinde yine sadece ortaya. Bu minik bir parça olduğu için böyle tabii ki. Burada yine dediğim gibi, anlattığım gibi sizler uygulayacaksınız. Bakın şurada kafesin ortasına yaptıktan sonra mutlaka en sonki trabzanın tepesine de batıyoruz. Şimdi bu kısımda mesela ben her şeyde saymıştım. Boncuklarda hemen sayıyorum, mesela 16 olması gerekiyordu galiba. 2 4 6 8 10 14 16. Evet, 16 trabzanla başlamıştım. Hemen sayıyorum: 2 4 6 8 10 12 14 16. Eksiltme, artırma olmamış. Bu şekilde yine şimdi kafesliğe geçeceğim. 3 sıra kafes modeli çalışacağım. Sonra yine boncuklu trabzanıma sırasına geçeceğim. Bu şekilde dilediğiniz kadar örebilirsiniz. Ben 1, 2, 3, 4 tane 4 sıra boncuktan sonra artık dümdüz örmeye devam ettim. Yine uç kısma geldiğim zaman aynı şekilde örerek bitirdim. Şimdi hemen püskül yapımını anlatmak istiyorum. Şu bir kenarda dursun. Normal bitirmeyi de şimdi bitirdik diyelim. Hiçbir şeylik farklılık yok. Şöyle ipimi gezdire gezdire, tabii ki bir tane de düğüm atalım. Daha ince bir tığla şöyle ipimizi gezdirerek saklayacağız. Bu şekilde. Tabii ki sizler çok daha uzun bir şekilde devam edin. Çok kolay bir model ama gerçekten runner bittiği zaman çok hoş. Yine bohem tarzı bir model oluyor. Şimdi benim şöyle bir bardak altlığım var. Püskül yapımında bundan yardım alıyorum. Genelde santimi uyuyorsa. Kaç santim püskül olmuştu? Onu ölçmedim. Hemen ölçüyorum. Benim püsküllerim tam 8,5 santim olmuş. Tam 8,5 santim. Bu size kalmış tabii ki. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Püskülümün şöyle kamera açısından çıkmış galiba.
Şöyle yapalım. Şöyle. Bu tabii ki siz bir karton, kalın bir karton olabilir. Yine benim gibi farklı böyle bardak altlığı gibi objelerden de faydalanabilirsiniz. Şöyle benim yaptığımın ebatında ve kalınlığında isterseniz birebir şimdi onu söyleyeceğim. Ben burada göstermek amaçlı yine kısa tutacağım. 25 defa sarmıştım. 25 defa. Şimdi göstermek için minik yapacağım. Bu kadar yeterli. Kesiyorum. Şöyle 25 defa bu arada. 1 2 3 diye. Kestim. Şöyle iki tane daha ip kesiyorum. Birini dolamak için, birini de yukarıdan bağlamak için. Çok minik tutmayın. İpiniz yetmez sonra. Çok daha ince bir tığ alıp yine şöyle, hatta yanında daha ince tığ olsaydı daha iyi olurdu. Şuradan ipimi geçiriyorum. Bu burada kalsın. Şöyle açılmasın diye tutuyorum. Ve şuradan kesiyorum. Yine buradan tutuyorum. Kamera açısından çıktım mı? İnşallah çıkmamışımdır. Şu ipimi güzelce tutmuştum. Bunu buradan, şimdi artık bunu alıyorum. Bunu buradan bağlayacağım. Şöyle iplere dikkat ederek bir tane daha düğüm atıyorum. Şimdi bakın ne kadar ince oldu. Çünkü yaklaşık 10 tane falan galiba sardım ben. Bu 25 tane olacak. Böyle daha dolu, daha düzgün oluyor. Bir tane daha ip kesmiştim. Bakın şöyle. Şuradan eşitliğim bayağı farklı şey yapmışım. Kamera açısıyla yapmak kolay olmuyor tabii. Şöyle eşitledim. Evet. Şöyle tutuyorum. İpimi de şöyle buradan bakın tutup buradan sarıyorum. Burada da 8 kere dolamıştım diye hatırlıyorum. Umarım doğru hatırlıyorum. Not etmemişim. 8 defa dolamıştım. Şimdi bu daha ince olduğu için o kadar dolamama gerek yok. Burada sayılar gerçekten önemli. Şimdi yaptığıma bakın ne kadar farklı olacak ikisi. Sonra buradan şöyle bir düğüm atıyorum. Bir defa daha atacağım. Şöyle biraz alt tarafı alırsam daha düzgün duracak. Evet, şu ince tığım yanındaymış. Bunu da şu ipleri de şu şekilde arkadan geçirip bunu da püskülümü tamamlıyorum. Ve düzenlemeleri yapıyorum şöyle düzgün. Burada 8 defa dolamıştım. Buraya da boncuğum kaldı mı? Burada 2 tane ip olması gerekiyordu. Ben yanlışlıkla galiba içeriye mi aldım onu da? Evet, dolarken içeriye girmiş. Hiç önemli değil. Şöyle modelim nerede? Ters çeviriyorum modelimi. Şimdi bu ipi önce gizlemem gerekiyordu. Şuradan ortadan gösteriyorum. Mesela 1, 2, 3 tane yapacağım. Ortadan gösteriyorum. Dikkat etmem gereken şu anda ters. Runner'ım ters kısmı. Şu kısımda hoş görülmeyen illaki bir bölme olabiliyor. Bölüm. Önce bir düzeltmemizi yapalım. Kesmemişiz iplerimizi.
Şöyle hizadan düzgünce kesiyorum. Yeterli oldu galiba. Evet. Şu ters kısım yine ters kısma gelsin ki çevirdiğimiz zaman o hoş görüntü, o hoş olmayan görüntü diğer kısımda görünmesin. Şimdi iki tane olacaktı bundan aslında. Dediğim gibi zaten bir tanesini geçiriyorum. Şimdi ben size göstereceğim maalesef. Şimdi bir tane daha yapmak yerine fark etmeden içeriye almışım o ipi de. Şimdi burada düğüm yapıyorum. İki defa, mutlaka iki defa sıkıyorum güzelce. Sonra da güzelce iplerimi geçirip saklayarak devam ediyorum. Şimdi ben burada ne yapacağım? Hemen yine buraya bir şu şekilde düğüm atayım. Ve ipimi gizleyeyim. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yine aklınıza takılan bir şey olduğu zaman Instagram üzerinden de buradan da dilediğiniz gibi sorularınızı sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Instagram üzerinde de çok aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyorum. Püf noktaları paylaşıyorum. Oradan da takip alırsanız sevinirim. Buradan da yorumlarınızı eksik etmezseniz mutlu olurum. Bu şekilde bakın çevirdiğimiz zaman düzgün kısım böyle gelecek. Bu şekilde bitirmiş oluyoruz runner'ımızı. Yapacak olan arkadaşlara kolaylık diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Herkese hoşça kalın.